arkadaşlar bu dersimizde gerçek gazlardan bahsedeceğiz. Gerçek gazla ideal gaz arasındaki farktan aslında daha önceki fasikülümüzde birazcık bahsetmiştik. Ama tabii ki ayrıntılarına burada bahsedeceğiz. Ee, gerçek gazların ideal gaz varsayımlarından sapması. Kinetik teoriye göre ideal bir gazda bir moleküller arası çekme ve itme kuvvetleri yoktur. 2. Moleküllerin kendi hacimleri kabın hacmine oranla ihmal edilecek kadar küçüktür. Şimdi size daha önce anlatırken şöyle söylemiştim. E, demiştim ki pistonlu bir kap hayal edelim ve pistonlu kapta arkadaşım bunu sıkıştırdığımız zaman eğer ben gaz arasına sıkışıyorsa ve sıvılaşmıyorsa, sıvı yoksa buna ideal gaz diyorum demiştim. Hatırlayalım lütfen. Burada da onun bir oranın özetinden bahsetmiş. Gazların İdeallikten sapmasına neden olan faktörler. Bir kere ideal olması demek bu olması dedik. Peki buradan uzaklaşmasını sağlayan neler vardır? Basınç, sıcaklık ve gazın türü gibi faktörlerimiz vardır. Gelin şimdi bir de onları ayrıntılı olarak inceleyelim. Yüksek basınç. Şimdi e, kinetik teoriden hatırlayacağımız gibi gerçekte ideal bir gaz yoktu. Biz ideal olduğunu varsayıyorduk ve buna göre hareket ediyorduk. Çünkü gerçekteki gaz tanecikleri arasında çok küçük de olsa itme ve çekme kuvvetleri vardır. Ancak düşük basınçta bunların etkisi çok azdır. Eğer bir gaz çok yüksek bir basınca kadar sıkıştırılırsa kabın hacmi o kadar azalır ki gaz taneciklerindeki arasındaki etkileşim çekim kuvveti ihmal edilemeyecek kadar artar. Dolayısıyla daha önce söylediğim gibi biraz da olsa sıvılaşmaya geçer. Gazların yüksek basınçta sıvılaştırılabilmesi bu şekilde gaz tanecikleri arasında etkileşimlerin yüksek basınçta etkisinin artmasıyla gerçekleşir. Yani neymiş? Ben yüksek bir basınç uygularsam ne oluyormuş benim gazım? sıvılaşıyormuş arkadaşım. Peki bunu pistonlu kapta görselinden bahsetmiş. İdeale en yakın olan ve ideallikten uzakta olan iki tane gaz. Peki ideale en yakın neydi? Tanecikler arası etkileşimi zayıf olan gazlardı. İdealden uzak olan gazlar kimlerdi? Tanecikler arası etkileşimi güçlü olan gazlardı. İdeale en yakın olan gazların Hacimleri ihmal edilebilir, ama yakın olanların kap içerisinde önemli bir hacmi vardır. Şimdi şu etkileşim türleri zayıf etkileşim türleri güçlü olanlar var ya. Arkadaşım biz türler arası etkileşimin TET kısmında bahsettik ve TET kısmında güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler değil iki tür etkileşimden bahsettik. Burada bahsedilen tanecikler arası etkileşim işte tam da o etkileşimdir. İdeal bir gaz ile ikinci kabulümüz gaz taneciklerinin kendi hacminin bulunduğu kabın hacmine oranla ihmal edilecek kadar küçük olmasıdır. Yüksek basınç altında, küçük hacme sıkıştırılan gazlarda bu özellikle de geçerliliğini büyük oranda kaybeder. Çünkü kabın hacmi yüksek basınçta o kadar azalır ki gaz tanecikleri kabın içerisinde kapladığı hacim oransal olarak artar. Dolayısıyla artık ihmal edilemez konuma geçer. Düşük sıcaklık. Gerçek gazlar yüksek sıcaklıkta ideale yakındır dedik. Bunu daha önceki föyümü anlatırken söylemiştim nedeninden bahsediyorum artık. Düşük sıcaklıkta ortalama kinetik enerji azalır. B. Gaz taneciklerinin hareketi yavaşlar ve gaz tanecikleri birbirine yakınlaşır ve etkileşim artar. Anlaştık mı? Tekrar söylüyorum çünkü çok önemli. Çünkü bununla ilgili çok soru karşınıza çıkar. Şimdi yüksek sıcaklıkta idealle gerçek gazlar çok yakındır diyoruz. Bu bir. Neden? Çünkü düşük sıcaklıkta kinetik enerji azalır. O zaman şöyle yapıyorum. Sıcaklığım düşükse kinetik enerjim, e kinetik enerjim azalır ve e taneciklerin hareketi azalır ve tanecikler birbirine yaklaşır. etkileşim. Pardon yanlış yazdım. Artar. Böylelikle yüksek basınç etkisinden Biraz sonra biraz önce gösterdiğim şekil B'dekine benzer bir etki gör, görülür. Yani bu iki faktör çok önemli. Peki üçüncü faktörümüze geçmeden önce bir de şu şekilleri özetleyelim sonra da üçüncü faktörümüze geçelim. Gazlar ideallikten sapmasını İdeal pistonlu bir kapta açıklayabiliriz. Ben de zaten size bu pistonda açıklamıştım. Az önce de zaten görsel olarak pistonlu kap vardı. Lütfen unutmayalım. Pistonsuz kapta bunu açıklamamız mümkün değil. Kabındaki, A kabındaki gazın basıncını iki katına çıkarmak için hacmini yarıya indirebiliriz. Yani boyl yasası geçerli. Boyl yasası ne derdi bize? Basıncı arttırırsanız hacim o kadar azalır. Ancak aynı işlemi B kabında yaptığımızda gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilemeyecek oranda olduğundan kabın hacmi yarıya inmez. Yarısından daha fazla olur. Dolayısıyla A kabındaki gerçek gaz B kabındakine göre ideale daha yakın olan gazdır. Haydi devam edelim o zaman bir örnekle. Örnek sorumuz şöyle der. 1. Moleküllerin hacmi yoktur. 2. Molekülleri arasında çekim kuvveti yoktur. 3. Gerçekte ideal bir gaz yoktur. Hangileri ideal gazlar için doğrudur? Bir kere Üçüncü öncülü hatırlayalım. Ne dedik? Gerçekte %100 ideal gaz yoktur. 2- Moleküllerin arasında çekim kuvvetinin olmadığını varsayarız. Çünkü sıvı hale geçmez deriz bunlar için. Zaten cevabı buldum ama tabii ki bire de bakacağım. Moleküllerin hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar diyoruz. Ama gerçekte çok yüksek basınç uyguladığımız zaman vardır diyorduk. Bu nedenle düşük sıcaklıklarda Charles yasası yani hacim ve sıcaklık ilişkisi tamamen geçerli değildir. Charles yasasına göre mutlak sıcaklık yarıya indirildiğinde gazların hacmi de yarıya iner. Ancak çok düşük sıcaklıklarda aynen yüksek basınçta olduğu gibi gaz tanecikleri zaten oldukça sıkıştırılmış olduğu için Kapladıkları hacim yarıya inecek kadar sıkıştırılamaz. Örneğin, mutlak sıcaklık 500 Kelvin'den 250 Kelvin'e düşürülen gazın hacmi yarıya inerken 50'den 25 Kelvin'e düşürülen gazın hacmi azalır. Ancak ilk hacminin yarısından biraz daha fazla olur. Basınç ve sıcaklık Gazların idealliğini etkisinin formülü grafiklerle açıklanabilir. Ve biz bunu PVRT eşitliğindeki eni 1 mol alarak yani 1 mol gaz olduğu için arkadaşım. PV eşittir RT formülüne göre alıyoruz. Peki diyoruz ki PV bölü RT oranı 1 o ideal gazların ölçüsüdür. Peki bunu nasıl ifade edebiliriz? derseniz biraz sonra bir şekil üzerinde ifade edeceğiz. Ama ondan önce tabii ki ufak bir açıklama daha yapacağız. Bu oran sıkıştırılabilirlik faktörüdür. Bu değer gerçek gazlar için özellikle yüksek basınç ve düşük sıcaklık. Bak durup durup aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Sürekli yüksek basınçtan ve düşük sıcaklıktan bahsediyoruz. Ee, o yüzden bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum. Aşağıda verilen grafikte N2 gazının farklı basınç ve sıcaklık değerlerinde ideallikten sapması görülmektedir. 1000 Kelvin sıcaklıkta düşük basınç değerinde N2 gazının ideale yaklaştığı görülüyor. Şimdi şeklimizi açalım ve inceleyelim. Şimdi şeklimizi inceliyoruz arkadaşım. PV bölü RTO'nun dikkat edersen burada bir noktalı çizgiyle gösterilmiş ve buna ne demişler? İdeal gaz demişler. Daha sonra dikkat edelim neler oluyor? N2 gazı 200, 500 ve 1000 kelvinde ideallikten sapma eğrileri veriyor. Doğru muyuz? Evet. İşte burayı incelediğimiz zaman 1000 kelvinde düşük basınç değerinde Gördüğünüz gibi ideale en yakın halde. E biz bir önceki seferde arkadaşım her zaman ne dedik size? Hemen bakıyorum nerede karşımıza çıktı? İşte burada yüksek basınç, düşük sıcaklık dedik. Birden farklı değerlerdir dedik. Gördük mü? Grafikle gördük. Bu tarz grafik soruları karşımıza çıkar mı? Elbette ki çıkacaktır. Lütfen bu grafiği unutmayalım. Gelelim üçüncü faktöre. Gazın cinsi iki açıdan önemlidir. Bir molekül büyüklüğü, iki molekül arası etkileşim. Ben molekül arası etkileşim kuvvetinde şöyle bir açıklama yaptım size. Dedim ki arkadaşlar güçlü etkileşim ve zayıf etkileşimi daha önce konuşmuştuk. Bu güçlü ve etk zayıf etkileşimleri düşünerek karar vereceğiz dedim. Ama molekül büyüklüğünden bahsetmedik. Hadi şimdi bir de ondan bahsedelim. Hepsini bir toparlayalım ve şu e, faktöre bir noktayı koymuş olalım. Küçük moleküllü gazlar ideale daha yakındır. Çünkü küçük tanecikli gazlar için kinetik teoride kabul ettiğimiz gaz taneciklerinin kendi hacimleri kabın hacmine oranla ihmal edilebilir varsayımı geçerli olur. Yani hani biz kabın hacminden bahsettik ya az önce arkadaşım. İşte o diyor küçük moleküllerde geçerli olur. Bu yüzden h ve helyum gibi gazlar ideale daha yakındır. Aslında geçen föyde böyle bir şeyden bahsetmiştim. Hatırlayalım lütfen. Düşük EMA da bizim için önemli demiştim. E düşük EMA ne demektir? Düşük kütle demektir. E düşük EMA da neymiş yani? Bizi ideale yaklaştıran bir öncülmüş deyip devam ediyorum. Peki moleküler arası etkileşimde gazların idealliğini etkiler dedik. Yine kinetik enerjiden bahsediyoruz. Ne dedik? Moleküler arası tancıkların çekim kuvveti vardır dedik. Bu varsayımda moleküller arasında sadece zayıf çekim kuvvetleri olan apolar moleküllerde daha doğru olur. Moleküller arasında dipol dipol gibi daha güçlü etkileşimler oluşabilen polar moleküllü gazlar ideallikten uzaktır. Neymiş efendim? Polar moleküllü gazlar idealden uzakmış. O zaman kim daha yakındır? Apolar moleküllü gazlar ideale daha yakındır. Tabii ki buraya burada devreye ne giriyor? Arkadaşım sen apoları ve poları biliyor musun? Bu giriyor. Hemen sadece şu iki şekil için ufacık bir şekil çizelim. Karbondioksit apolar yapıya sahip, kükürt dioksit polar yapıya sahip. Peki şekil? Karbon 4A grubunda olduğu için çiziyorum 4 tane bağımı oksijenler ikişer tane bağ yapar diyorum. Biz bunları nerede gördük? TET'de gördük arkadaşlar şekil çizerken. SO2'nin şekli buradaki çift bağ döner bir buraya bir buraya doğru hareket eder ve polar bir yapıya sahiptir. Zaten tepesindeki S'ten de bunu çok net görebiliyoruz. Hadi bir örnek çözelim. Moleküllerin büyüklüğü 2. Moleküllerin polarlığı 3. Moleküller arası etkileşim türü Yukarıdakilerden hangileri gerçek gazların ideale yakın davranış göstermesini etkileyen özelliklerdendir? Moleküllerin büyüklüğü etkiler mi dedim? Etkiler dedim hatırlayalım MA'ya bakarım dedim. Polarlık etkiler mi dedim? etkiler polar ya da apolar olmasına göre değişir. E, polar ya da apolar olması yine molekülerist moleküler etkileşim türü müdür? Evet dolayısıyla her üçü de etkileyen faktördür diyoruz. Evet farklı gazlarda ideallikten sapma ile ilgili bir tablomuz var arkadaşlar. Ee, şimdi biz buna baktığımız zaman neyi göreceğiz? EMA'ları göreceğiz. Bakın ne dedim düşük ema önemlidir dedim mi? Dedim bakın gördüğünüz gibi H2 eması düşük ve ideale en yakın gazdır. Bu tablomuz da bize bunu ifade ediyor. Ee, açıklamada aynen bu PV bölü RT oranı birden küçük veya büyük olması ideallikten sapma olduğunu gösterir ve haşiki ve helyum gibi küçük moleküllü gerçek gazların ideale daha yakın olduğu gözleniyor. Gerçek gazların ideal gaz varsayımından sapmalarının sonuçları. Gerçek gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ideallikten sapıyorlar. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ideallikten saparlar. Düşük basınçta sabit hacimli bir kapta bulunan gerçek gazın yaptığı basınç ideal gaza göre daha düşüktür. Çünkü düşük sıcaklıkta gerçek gazların çekim kuvvetleri artar. Hemen aslında daha önce özet geçmiştim ama bunları söylerken aynı zamanda bunun özeti de geçeyim. Düşük sıcaklıkta Sabit hacimli bir kapta e, gerçekleşirken çekim kuvveti artar ve birim zamandaki çarpma sayısı azalır ve bu azaldığı için de basınç. Azalır, tamam mıyız? Devam edelim o zaman düşük sıcaklıkla ilgili. Düşük sıcaklıkta ideal pistonlu bir kapta gerçek gazın hacmi aynı sıcaklıktaki ideal gazdan daha fazladır. Ideal gazlarda gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilir. Ancak düşük sıcaklıktaki gerçek gazın kapladığı hacim yanında kendi taneciklerinin hacmi de eklenince toplam hacim ideal gaz için beklenenden fazla olur. Peki ne diyor bu bize öğretmenim derseniz hemen bir şekilde anlatıyorum size. Şimdi sabit hacimli bir kap gördüğünüz gibi tanecikler arası çekim güçlü. Neden arkadaşım? Çünkü bu kabın içerisinde sabit kalıyorlar. İdeal gazların e, serbest geziyorlar ve basınçları ideal gazların gerçek gazlara oranla daha güçlüdür. Ama ideal pistonlu bir kaba geldiğim zaman gerçek gazların hacmi ideal gazlardan daha fazladır. Şimdi bununla ilgili zaten e, videonun başından beri aynı şeyleri, çevirip çevirip anlatıyoruz arkadaşım. Hani sebebimizi 5 farklı yolla anlattık aslında ama tabii ki her zaman her türlü anlatmaya devam ediyoruz. Devam ediyorum. Düşük sıcaklıkta X2 gerçek gazının tanecik arası çekim kuvveti güçlü olduğundan basıncı ideal gaz için hesaplanandan daha düşüktür. Diğerine geliyorum. X2 gerçek gazının kap hacmi ideal hesaplanının hacminden daha fazladır Umarım artık e, burayı ayırt edebilir konuma gelmişizdir apolar ve küçük tanecikli gazlar polar ve büyük tanecikli gazlara göre daha ideale yakındır dedikten sonra hemen bununla ilgili bir e, kıyaslama sorusu çözelim. Evet, neon ve argonu kıyaslayalım ilk olarak. Şimdi neon ve argonu kıyaslarken arkadaşım her ikisi de 8A grubunda mı bulunuyor? Evet. Yani her ikisi de soy gaz mıdır? Evet, peki öğretmenim ben bunu neye göre kıyaslayacağım derseniz? E daha önce ne söyledim size? Bunların ikisinin arasındaki tık, tık, fark ne? Ema farkı. O zaman emalarını kıyaslayacağım. Yani mol kütlelerini kıyaslayacağım. Ve diyeceğim ki neon büyüktür. Pardon, neon büyüktür. Argon çünkü neonun eması 10 iken argonun eması 18. Ne dedim? Düşük emanlar ideale daha yakındır dedim. Grafiği hatırlayalım. B şıkkına geldim. B şıkkında da arkadaşım flor klordan daha ideale yakındır diyorum. Neden daha ideale yakındır dedim deme sebebim. Bir ee, evet yine düşük ema kıyaslayabilirim. 2 moleküllerin çekim kuvvetini kıyaslayabilirim. Her ikisinin de kıyasını yaptığım zaman flor daha büyüktür. C şıkkına baktığım zaman burada polarlık ve apolarlığa bakabilirim. Neden diyeceksiniz? CH4'ün şeklini hatırlayalım. Buydu değil mi arkadaşım? NH3'ün şeklini hatırlayalım. Neydi buydu? Peki size bir soru polarlar mı daha ideale yakındı? Apolarlar mı? tabii ki apolarlar deyip devam edelim yolumuza. Gaz, buhar ve kritik sıcaklık. Şimdi gazla buhar birbiriyle aynı şeyler değillerdir. Önce bir ondan bahsetmek istiyorum sizle. Arkadaşım günlük hayatta buhar kavramından o kadar çok bahsediyoruz ki gaz su diyoruz gaz haline geçtiği zaman Buhar olur diyoruz. Ama gerçekte buhar ve gaz birbirlerinden farklıdır. Bunu inşallah yeni duymuyorsunuzdur. Daha doğrusu e, tabii ki bu konuyu daha önceki yıllarda gördünüz gazları. Ama ve lakin henüz umarım kavramamış modda değilsinizdir. Peki gazla buharın arasındaki fark ne? Bir kere sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bunu bilmeyeniniz olmadığını düşünüyorum. Isıtılan sıvı ise bir süre sonra kaynama noktasına ulaşarak daha yoğun şekilde buharlaşmaya başlar. Gereken ısıyı verdiğimiz zaman sıvının tamamı buhar fazına geçer. Buhar fazındaki bir madde soğutularak yeniden sıvılaştırılacağı gibi kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıkta soğutmadan Pistonlu bir kap içerisinde yüksek basınç altında sıkıştırılarak da sıvılaştırılabilir. Ancak her sıvı buharı için basınçla sıvılaştırma belirli bir sıcaklığa kadar mümkün olur. Şimdi Yani burada neyi anlatıyor biliyor musun? Eğer diyor ben buhar Bahsediyorsam Yeterli bir basınç uygularsam Bu e, Sıvılaşır Ama Gazdan bahsediyorsam Hiçbir Şekilde Sıkıştırılamaz Sıvılaştırılamaz Yani bunların ikisi bizim için çok önemlidir Buhar gaz haline geç Sıvı haline geçebiliyor ama gaz Sıvı haline geçemiyor arkadaşım. Peki örneğin su 374 derece sıcaklığına kadar basınçla sıvılaştırılabilir. Bu sıcaklığa ulaştıktan sonra su artık buhar değil gazdır. Çünkü 374 derecenin üzerine uygulanan basınç ne olursa olsun sıvılaştırmak mümkün değil. Buhar fazındaki Maddeleri basınçla sıvılaştırabileceğimiz en yüksek sıcaklığın adı kritik sıcaklıktır. Bu çok önemli. Bu soru olarak geliyor arkadaşım. Neymiş? Benim maddem gaz haline geçerse tekrar sıvılaşmıyormuş. Buhar halindeyse tekrar sıvılaşabiliyormuş. Peki basınçlı sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklık da kritik sıcaklıktır diyorum. Buhar basıncı, dış basınca kabın hacmine ve sıvının kütlesine bağlı değildir. Kaynayan sıvılarda buhar basıncı, dış basıncı eşittir. Zaten kaynamanın tanımını yaparken ne diyorum arkadaşım ben? Kaynamada diyorum, iç basınç eşittir, dış basınç. Her ikisi ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Peki bir sıvının buhar basıncına etki eden faktörler nelerdir? Neydi arkadaşım buhar basıncını etkileyen faktörler? Sıvının cinsi sıvının içinde başka bir madde çözülmesi Biz buna ne diyoruz? Safsızlık diyoruz. Bir de sıcaklık. Bunlar buhar basıncını etkileyen faktörler de kısaca hatırlamış olduk. Evet İzmir'de su, Elazığ'da su her ikisi de 25 derecede. Buhar basıncı A eşittir B olur demiş. Peki sıvının cinsi aynı değil mi? Sıvının sıcaklığı aynı, sıvının safsızlığı da aynı. Bunu unutma, bu yüzden buhar basıncı eşittir. Bulunduğu kapta yeterli basınç uygulanarak sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınçta sıvılaşmayanlara e, gaz. Buhar fazındaki sıvının basınç uygulanarak Geriye sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklığa kritik sıcaklık. Değeri sıvının türüne göre değişir demiş. Her maddenin kritik sıcaklığı birbirinden farklıdır. Biz az önce suyu örnek verdik ama lütfen suyu baz almayın. Bir sürü maddemiz var. Her birinin kritik sıcaklığı da birbirinden farklıdır. Her sıvı, kaynama noktasının altındaki veya üzerindeki sıcaklıklarda buharlaşabilir. Ancak, her sıvı için bu üst sınırı sıvının kritik sıcaklığına bağlıdır. Kritik sıcaklığın üzerinde ısıtılan maddeler buhar değil gazdır. Bize böyle tablolar verebilir arkadaşım ve dersin ki kritik sıcaklığın üzerindeyse gazsın, ikisinin arasındaysan buharsın. Tamam mı? Soru aslında sadece ve sadece bunu ister bizden. Hadi bakalım diğer bir örneğimize. Maddenin buhar ve gaz fazı ile ilgili. Sıvılar her sıcaklıkta gaz fazında bulunabilir demiş. Böyle bir şey var mıydı arkadaşım? Hayır. Sıvılar her sıcaklıkta ne olurdu? Buharlaşır. Ama gazla buhar birbirinden farklıdır. Bir kere bu öncülü direkt eliyorum. Buhar fazındaki bir maddenin basınç artışı ile sıvılaştırılabildiği en yüksek sıcaklık kritik sıcaklıktır. Kaynayan bir sıvının buhar basıncı atmosferin basıncına yani iç basınç dış basınca eşittir demiştim. Gelelim faz diyagramlarına. Şimdi faz diyagramları nelerdir? Üçlü faz diyagramı diye bir faz diyagramımız var arkadaşım. Burada aslında maddelerin hangi fazlarda yani hangi hallerde bulunduğunu gözlemleriz. ve bunları tek tek inceleriz. Bunun için verilen birkaç tane grafiğimiz var. Biraz sonra zaten onları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Saf bir maddenin katı sıvı ve buhar fazları arasındaki geçişlerini sıcaklık ve basınca bağlı olarak gösteren grafiklere faz diyagramı denir. Herhangi bir maddenin faz diyagramı o maddenin farklı basınçlarda ve sıcaklık değerlerinde hangi fazda daha kararlı olduğunu gösteren bir grafiktir. Evet, su ve karbondioksitin faz diyagramlarından şu sonuçları çıkarabilirsin. Herhangi iki fazı ayıran çizgi fazların dengede olduğu şartları gösterir. 3 eğrinin birleştiği noktaya üçlü faz diyagramı denir. Üç fazın dengede bulunduğu sıcaklık ve basınç değerini verir ve su için üçlü nokta 0.01 derece ve 0.06 atm'dir. Şimdi bunları zaten az sonra grafik üzerinde çok net göreceğiz. Ee, ama öncüllerden bahsetmemiz gerekiyor elbette ki. Kritik sıcaklık sıvı buhar dengesinin sona erdiği noktadadır. Bu sıcaklık değeri üzerinde madde gaz halindedir ve basınç değeri hangi değer olursa olsun sıvılaştırılamaz. Zaten bunu konuşmuştuk sizinle. Bir ATM basıncın katı sıvı eğrisiyle kesiştiği noktanın sıcaklığı normal donma noktasını sıvı buhar eğrisiyle kesiştiği noktanın sıcaklığı da kaynama noktasını. Yani şöyle düşünelim arkadaşım. Katıdan sıvıya geçiş nedir? don e, Erimedir. Ya da sıvıdan katıya geçiş nedir? Donmadır. E, onun dışında sıvıdan buhara geçmek nedir? kaynamadır. Ya da buhardan sıvıya geçmek nedir? İşte bunların hepsini bu çizgilerin üzerinde çok net göreceğiz az sonra. Katı sıvı eğrisi su hariç bütün maddelerde karbondioksitin faz diyagramının görüldüğü gibi negatif eğilimlidir. 3 Üç, grafik 3'deki onda basınç arttıkça buzun erime noktasının düştüğü görülüyor. Diğer bir ilginç nokta ise karbondioksitin 1 atm basınçta hiçbir sıcaklık değerinde sıvı halde bulunmamasıdır. Kuru buz olarak bilinen katı karbondioksit 1 atm basınçta eksi 78 derecenin üzerinde her sıcaklıkta erimeden süblimleşebilir. Yani doğrudan katı faza geçer. Bence en ilginç noktalardan bir tanesi budur. Haydi bakalım grafikleri inceleyelim. Şimdi karbondioksit ve su için tek tek bakıyorum. Ee, karbondioksitteki A noktasına bakıyorum arkadaşım. Gördüğün gibi üçünün de aynı anda bulunduğu yer üçlü faz diyagramıdır. Peki e, aynı şeyi su için bakalım. Suda da A noktası her üçü için aynı nokta yani üçlü faz noktası yine A noktasıdır diyebilirim. Peki, her ikisi için de B noktalarını inceleyelim. B noktası karbondioksitte kritik nokta olarak geçiyor. Neden? Buhar halinin en üst noktasıdır çizginin. Dikkat edelim burada. Peki, e, suyun için neresidir derseniz gördüğünüz gibi D noktası. Tamam mı? Her ikisi birbirinin aynısıdır. Her ikisi de kritik noktadır. Biri su için, diğeri karbondioksit için. Şimdi grafik verilmiş şekildeki suya ait olan faz diyagramı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşım. Şimdi baktım A noktası B noktası katı sıvı buhar her şey verilmiş. Evet A öncülüğü için konuşalım. A noktası katı sıvı buhar fazlarının denge halinde bulunduğu üç noktadır. Az önce de söyledim her üçünün bulunduğu yer A noktası ise A benim için üçlü faz noktasıdır. Peki üçlü faz dedikten sonra geçelim o zaman B şıkkına. Doğru olmuş oldu dolayısıyla A şıkkı. Z santigrat derece üzerindeki su gaz halinde bulunur. Z'nin üzerinde gaz halinde bulunur. Neden? Ne dedim? Kritik nokta ve daha sonrasında maddem gaz halinde bulunur. O yüzden bu öncül de doğrudur. Suyun normal kaynama sıcaklığı Y derecedir demiş. Neden böyle bir şey söylemiş arkadaşım? Çünkü Y'ye dikkat et. Böyle grafikte devam ettiğin zaman 1 atm'de bakın böyle noktayı koydum oraya. Orası ne hali? 1 atm basınç halinde basınçta maddem kaynama anında sıvı buhar arasında çünkü. D şıkkına geliyorum. 1 ATM'den daha yüksek basınçla buzun erime sıcaklığı X'ten büyüktür. Şimdi erime ne demekti dedim? Şu katı ile sıvının arasındaki çizgi bakın şöyle çiziyorum görün. İşte bunun üzerinde ise erime halinde demektir. Ama 1 ATM'den daha yüksekte x dereceden büyüktür demiş. Tam tersi x'in daha önüne doğru kayıyor dikkat ederseniz. Bu yüzden cevap D şıkkı olacaktır. Ama E şıkkında atlamayalım. E şıkkında açıklayalım. B no noktasındaki kri basınç kritik basınç olarak adlandırılır. Hayır. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedik. Tam tersine kritik sıcaklıktan bahsettik ve B noktası da kritik sıcaklıktır demiştik. Gelelim soğutma sistemlerine. Soğutma, bir maddenin veya sistemin sıcaklığının bulunduğu ortamın sıcaklığını altına indirmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için de soğutulacak sistemden ısı çekilmesi gerekir. Bunun için soğutucu akışkan dediğimiz maddeleri kullanacağız arkadaşlar. Peki her madde soğutucu akışkan olabilir mi? Ya da soğutucu akışkanların özellikleri nelerdir? Önce onlardan bir bahsedelim. İşlemi yapılacağı sıcaklıkta buhar fazında olmalıdır maddemiz. Basınçla kolaylıkla sıvılaşabilmeli. Basınç azaltıldığında gerçekleş basınç azaltıldığında genleşerek buharlaşabilmelidir. Bu maddenin kaynama noktası düşük kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. Peki şu öncülde ne demek istiyor? Hatırlayalım lütfen. Kritik sıcaklığın altında maddeler nasıldı? Sıvılaşabiliyordu. E, ee, sıvılaşabilen bir madde lazım bize. O yüzden de kritik sıcaklığı yüksek. Kaynama noktası düşük olmalıdır. Metallerle tepkime vermemelidir, zehirleyici olmamalıdır, doğaya da zarar vermemelidir. Çünkü biz soğutu, soğutucu akışkan dediğimiz maddeleri günlük hayatımızda çok sık kullanıyoruz. Mesela nerede kullanıyoruz? Buzdolaplarında. Başka klimalarda kullanıyoruz. Yani pek çok kullandığımız nokta var ama bu ikisi günlük hayatta hemen hemen hepimizin evinde bulunan bir e, malzeme olduğu için e, özellikle doğaya zarar vermemesi, zehirleyici olmaması gibi e, şeyler faktörler bizim için çok çok önemlidir. Peki kimleri kullanıyoruz? E, freon maddesini kullanıyoruz arkadaşlar çünkü kaynama noktası eksi 30, kritik sıcaklığı ise 420 derecedir. E, Klorofluorokarbon daha önceden kullanılıyordu. Fakat 1995 yılında durduruldu. Bunun sebebi ozon tabakasına zarar verdiğinden dolayıydı. Yani doğaya zarar verdiği için de. Ee, en çok kullandığımız e, maddememiz e, fre olmuş bunu unutmayalım. Ama bize soru olarak soğutucu akışkanların özellikleri neler olmalıdır gibi bir soruyla karşılaşırsanız yukarıdaki bahsettiğimiz 6 öncüle de. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızı büzerek hava üflediğimizde çıkan havanın soğuk, büzmeden üflediğimiz havanın da sıcak olmasının sebebi Joule Thompson'dır. Peki burada bu Joule Thompson'dan bahsediyoruz ama Joule Thompson'ı açıklamaya geçelim isterseniz. Bir kere A ve B kap kaplarımızın her ikisi de gördüğünüz gibi pistonlu kaplar. P1'in basıncı. P2'den daha büyük olursa, A kabı ısınır, B kabı ise soğur. Neden? Buradan basınç uyguladığımız zaman bu basıncı karşılayacak değer bu taraftır arkadaşım. Ben burayı Basınçta sıkıştırdığım zaman kap ısınacaktır. Bu tarafta ise kap soğuy soğuyacaktır. Bunu gerçek e, kompresörlü ve kasılma vanalı olan şekli bu şekildedir. E, burada Çevreye dikkat etmemiz gerekiyor. Peki şurası neresi? Burası da soğutulan ortam. Görselde tam çıkmamış ama hemen şöyle yazayım. Burası soğutulan ortam, burası ise çevre. Peki, burası QH noktası, burası da QL noktasıdır. Q ortamdan çekilen ısı, TL ise ortamın düşürdüğü sıcaklıktır. Qh ortama verilen ısı, Th ise havanın sıcaklığıdır. Wnet ise komp kompresöre verilen enerjidir. Bu da dediğim gibi soğutma sisteminin çalışma şeması olarak karşımıza çıkıyor. Evet, soğutma sistemleri şekilde görüldüğü gibi. Enerjiye ihtiyaç duyarlar arkadaşlar. Bunu da biz elektrik enerjisinden sağlıyoruz. Elektrikli kompresör yardımıyla soğutucu gaz ilk olarak yoğuşturucuda sıkıştırılır. Sıkışan gaz ısının bir kısmını ise çevreye verir. Kasılma manasından geçen gaz aniden genleşir. Genleşme sırasında taneciklerin hızı ve kinetik enerjileri azalır. Bu nedenle de gazın sıcaklığı düşer. Sıcaklığı düşen gaz ortamdan geçerek ortamı soğutur. Yani arkadaşım dikkat et. Soğutucu gaz ilk olarak kompresörde sıkışıyor. Ve sonra çevreden genleşiyor ve genleşerek sıcaklığı düşüyor ve ortamı soğutmuş oluyor. Isınan gaz yeniden sıkıştırılmak üzere kompresöre gönderilir. Yani bu bir döngü halinde devam eder. Şöyle düşünün. Buzdolaplarımız çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir süre sonra duruyor dikkat edin. Çünkü aradaki ısı alışverişini sağlıyor, gerekli olan sıcaklığa geliyor. Daha sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Bu bir döngü halinde devam edecektir. Klimalarda böyledir. Bu şekilde soğutucu gaz sıkıştırılıp genleştirilerek soğutulacak ortamın ısısı dışarıya verilmiş ve soğutma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu sistem buzdolaplarında, klimalarında ve birçok soğutma işlemlerinde kullanılmış olur. Peki gelelim Jules Thompson olayına. Jules Thompson olayında gazlar aniden genleştiklerinde moleküller birbirlerinden uzaklaşırlar ve ortalama hızları azalır. Genleşirken moleküller arası çekim kuvvetlerini yenmek için gaz tanecikleri kendi öz ısılarını kullandıklarından gaz soğur. Ani olarak gerçekleştirilen gazların kendi kendilerine soğumaları şeklinde gerçekleşen bu olaya Joule-Thomson olayı denir. Bu prensipten günlük hayatta soğutma sistemlerinden yararlanırız ve bir tekerleği şişirirken sıkışan gazdan dolayı pombanın alt kısmı ısınırken siboptan geçerek tekerleğin içinde aniden genleşen gazdan dolayı sibopun sıcaklığı düşer. Bu durumda Jules Thompson olayıyla açıklanır. Aynı şey arkadaşlar bu soğutma işlemlerinde karşımıza çıkıyor. Soğutma işlemleri de aynen böyledir. Sibopun şişirilme sistemi şeklinde gerçekleşir. Zaten yukarıda da soğutma sisteminin çalışma vanasından şemasından bahsettim size. E, Jül Tamsın olayından da bahsettikten sonra gerçek gazlarla olan tüm ilişkimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bir dahaki derste görüşmek üzere iyi günler diliyorum.